Hocalarım merhabalar. Evet, yeni bir soruyla beraber devam edeceğiz. Bu akşamki sorumuz Milli Eğitim kitabından alınmış ünite sonundaki bir test sorusu. Ve ÖSYM biliyorsunuz bu kaynakları KPSS'de de kullanıyor. Sınavda karşınıza benzeri ya da birebir aynı sorular gelebilir. O yüzden bunlara daha çok dikkat edeceğiz. Hadi beraber bakalım. Kolay da bir soru. Soru bize diyor ki, Türk tarihinde gerçekleşen Kürşat ve Kutlu'nun bağımsızlık girişimleri aşağıdaki Türk devletlerinden hangisini kurmaya yönelik bir hareket olarak ortaya çıkmıştır diye soruyor. Şimdi burada muhtemelen Kürşat'tan yakaladınız. Kürşat biliyorsunuz hocalarım 39 çerisiyle yani 39 askeriyle beraber Çin'e karşı bir bağımsızlık mücadelesi başlatıyordu. Kürşat başarılı olabildi mi? Hayır, başarısız. Ama Kürşat'ın 39 askeriyle beraber yapmış olduğu bu girişim Çin'de bir korkuya neden oluyordu. Yani Çin şunu anladı. Ben dedi Türkleri daha fazla, daha uzun süre elimde esir halinde tutamam. O yüzden yavaş yavaş bizi serbest bırakmaya başlayacak. Ama burada daha da önemlisi Kutluk. Kutluk dediği kim biliyor musunuz? Kutluk İlteriş Kağan'dır hocalarım. Kutluk İlteriş Kağan biliyorsunuz ki ikinci Göktürk Devleti'nin kurucusudur. Hatta ÖSYM geçmiş yıllarda şunu da sormuştu. İlteriş kelimesinin anlamını sormuştu hocalarım. İlteriş kelimesi şu yanına yazalım. Derleyen, toplayan anlamlarına gelmektedir. Dağınık haldeki Türkleri bir araya toplamayı başardığı için adama İlteriş unvanını vermişler. O zaman sorumuzun cevabı da D seçeneğine gider. Burada Kürşat ihtilali aynen bu şekilde sorulabilir veya 1. Göktürk Devleti'nden sonra 2. Göktürk'ten önce. Yani o iki Göktürk Devleti'nin arasında esaret yıllarında olduğunu çok iyi bileceğiz. Bunun dışında Asya Hun Devleti'nin bilinen ilk hükümdarı Teoman'dır hocalarım. Bunları bir hatırlamış olalım. Uygurların kurucusu hepimiz hatırlıyoruz ki Kutluk Birge Külkağan'dır. Bu adam Orta Asya'da kullanılan ne kadar isim varsa sağ olsun hepsini almış. Akunlar ya da Eftalitler. Diğer ismini bilin Eftalitler olduğunu. Bir de nasıl yıkıldığına dikkat edin. Eğer sorusu gelirse bununla beraber gelir. Biliyorsunuz ki 1. Göktürk Devleti döneminde hocalarım devletin batısını yöneten İstemi Yapgu, Sasanilerle işbirliği yaparaktan Akunlara son veriyordu. İpek ticaret yoluna hakim olmak için. Onu da hatırlamış olalım. Geldik Kırgızlara. Kırgızların da şunu bileceğim. Uygurları yıkarak Ötüken merkez olarak bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. Tabii pek çok özellikleri var ama ben sadece kuruluş süreciyle alakalı en önemli özelliğinden bahsettim. Evet, böylece Milli Eğitim'in bir sorusunu da birlikte çözmüş olduk. Bir sonraki soruda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın hocalarım.